Peş peşe son dakikalar düşüyor. Bir yandan da ekranımız kızarmış durumda. Şimdi Ece Güner de istifa etti. İyi Parti'de yaprak dökümü fevkaladenin fevkinde. Hani İyi Parti dağılıyor dediler ya. Vekil listeleri yapıldı. Ne zaman? Mayıs ayı için. İşte CHP ile ittifak ve partiden kopuş. Sadece 6 ay sonra un kurabiyesi gibi dağılmak bu. Meral Hanım kan kaybını durduramıyor. Gerçekten tarihe Dağılan parti olarak böyle mi geçilecek? Sadece onunla kalsa iyi. Bir başka önemli mesele İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki malumunuz İyi Parti grubu ile ilgili dün geceden bu sabaha yaşananlar. Anlatacağım son dakikaları ama şu haberi bir görelim. Hem baskıyla önce Ece Güner'in paylaşımı mı? Peki bir bakalım. Kamuoyuna açıklama. Belen Hanım'ın hemen yanı başındaydı. Ece Hanım ve her zaman da yanındaydı onun. Bugün benim için çok zor bir gün. Sebebini anlatmadan önce İstanbul'dan bahsetmek istiyorum diyor. Bir A4 kağıt milletimizin daha da yoksullaştırılmasından, ülkemizi Orta Doğullaştırma politikasından söz ediyor. İktidar tüm gücüyle İstanbul'u kazanmaya odaklanacak. Tüm orantısız gücüyle. Ece Hanım görünen o ki Ekrem İmamoğlu'nun karşısında İyi Parti'nin aday çıkarabilme ihtimaline bu ihtimale çok kaygılı. Ve İstanbul'un kaybedilmesinin Türkiye'de ne anlama geleceğini, AK Parti'nin yeniden Saraçhane'ye hakim olmasının nasıl bir anlam doğuracağını, sonuç vereceğini özellikle vurgulamış. Bu bir parti meselesi değil. Bu bir memleket meselesidir. Bu bir cumhuriyet meselesidir. Üstelik bu cümleleri de İstanbul için büyük harfle yazmış. Caps lock açık yazmış evet. Şimdi neden bugün benim için zor gün ona geleyim. Yıllardır ülkemin iyiliği için, demokrasi için, cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkeleri için mücadele veren bir hukukçuyum. Referandumun baskıcı o hal döneminde cesaretle bu tek adam rejimine karşı mücadele ettim referandumu hatırlatıyor. O hal döneminde 15 Temmuz sonrasında onlarca programda konuştum. Dört kitap yazdım. Her zaman ilkelerim doğrultusunda hareket ettim. Mayıs 2023 seçimlerinde Sayın Meral Akşener'in teveccühüyle hayatımda ilk defa bir siyasi partiye, iyi partiye üye oldum ve İstanbul'dan milletvekili adayı gösterildim. Ardından da istifasını açıklıyor. İkinci sayfada geliyor. Evet. Hemen Yıllardır tek adam sistemine karşı mücadele ediyorum. Bu çıkan kararı savunamayacağım. CHP ile yolların ayrılması ve genel istişare, genel idare kurulundaki o karar. CHP ile seçim işbirliğine hayır. Ben bu kararı savunamam. Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir. Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim. Teşekkürler. Herkese sevgi ve saygılarımla Avukat Ece Güner. Önemliydi. Ece Hanım hukukçu kimliğiyle ve iyi partili politikacı, siyasi kimliğiyle diyor ki İstanbul'un kaybedilmesi Türkiye için çok ciddi anlam ortaya çıkaracaktır. Saraçhane İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'na karşı aday çıkartmamız büyük yanlış. AK Parti kazanabilir. Rejim, ülke her şey tehdit altında olur o zaman. Ben bu karara katılmıyorum. İşbirliğine hayır demek benim lügatımda yok ve istifa ediyorum diyor. Ahmet Zeki Üçok'tan biliyorsunuz Baharıdır Erdemler'den, Durmuş Yılmaz'lardan geldi geldi geldi. Dün geceki kriz. İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki grup başkanına istifa edeceksin diyor. O da istifa ediyor ama ardından yeni seçim yapılıyor. İstifaya zorlanan değerli isim yeniden seçiliyor. Kaos büyük. Bu da haberi. Biz biliriz ki çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardı. Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık hür ve müstakilim. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum bu sözlerle istifa etti. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan. İYİ Partili meclis üyeleri yeniden aynı göreve seçti. İYİ Parti meclis üyelerini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. İYİ Partimizin İBB Grup Başkan Vekilinin istifası dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İyi Parti İBB meclis üyelerinin bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden grup başkan vekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB meclis üyeleri kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Bu mücadeleyi özü başımıza birlikte hür ve müstakil olarak vereceğiz. Ve Sağ İyi Parti CHP'nin yerel seçimde işbirliğini reddetti. Kararın teşkilatlara rağmen alındığı çok konuşuldu ve parti içinde istifalar ardarda arda geldi. Haftanın istifası İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'dandı. Özkan Grup Başkan Vekilinden istifa etti. İBB İyi Parti Meclis Üyesi CHP ile işbirliğine kapıların kapatılmamasını destekleyen bir isimdi. Sosyal medyadan mesajını paylaştı. Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz dedi meclis üyelerimizle bir kahvaltı programındaydık. O kahvaltı programında da yine net bir şekilde e, İstanbul ve Ankara'da özellikle işbirliği yapılması yönünde bir tavır koydum. Akşener istifasını istedi. Özkan bu talebin ardından İBB'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu. E, valla şu aşamada yok ama aralarında bir değerlendirme aşamasındayız. E, şu an için öyle bir düşüncem yok. Ama ileriki zamanlarda ne gösterir? Onu da şu an için bilemiyorum. İYİ Partili İBB Meclis üyeleri İbrahim Özkan'ı tekrar görevine geri seçti. Ancak İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Özkan'ı yeniden seçen üyelerin disipline sevk edildiğini duyurdu. Üstelik kesin ihraç talebiyle. İYİ Parti gerçekten Türkiye'nin siyasi tarihine bir seçimden sadece 6 ay sonra un kurabiyesi gibi dağılan, paramparça olan bir parti olarak mı geçecek? Peş peşe istifalar. Her saat neredeyse kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim istifa ediyor. Ece Güner istifa etti. Bugün Ahmet Seki Üçok partiden ihraç talebi var. Yaşanan süreçler. Takipçisiyiz. Peki dün o büyük buluşma. Ekrana da o başlığı beraber attık Ezgi ile. Herkes, Türkiye'de herkes Kürt seçmenin oyuna talip önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde Kürt seçmenin oyunun ne kadar kritik önemde olduğunu, ne kadar kilit rol oynadığını hep birlikte biliyoruz. İddia o ki AK Parti kapı arkasından mesaj yolluyor. Hangi belediyeyi kazanırsanız kazanın. Yani DEM Parti'ye, eski HDP asla kayyum atamama garantisi veriyoruz. Devlet adına işbirliği yapalım. İstanbul'da, Ankara'da aday çıkartın büyük şehirlerde. Kulislerde bu iddia var. Bilemiyoruz. Ama Özgür Özel kameralar kayıttayken açık açık gitti. Dem Parti'yi ziyaret etti. Bir kulis bilgisi. içeride neler konuşuldu ama size çok fikir verecek. Bir kere iki parti açısından da 31 Mart öncesi verimli ve olumlu manşetini atabiliyoruz. Onların kulis bilgileri. CHP Dem Parti buluşması. Misafirle başlayalım. CHP misafirde Özgür Özel heyetiyle birlikte.